Şimdi sosyolojik olarak da bu kadar net tanımlar yapmak çok zor. Yani işte hele mesela siz konuşmanıza başlarken işte sabah kalkar kalkmaz teknolojiyle buluşan bir kuşaktan bahsettiniz. Bu işte şu anda atıyorum 20'li yaşlardaki insanların ancak bir kesiminin bir özelliği. Yani bütün bu yaşlardaki, bu yaş grubundaki insanların hepsi aynı şekilde davranıyorlar diye bir şey yok. Yani şimdi İlerleyen dakikalar daha bol bol konuşacağız ama örneğin teknoloji ve insanların ilişkisine baktığımız zaman doğru giderek yani sırf genç yaş meselesi değil, insanlar adeta cyborg haline geliyorlar. Yani işte bedenlerin uzantısı olarak bir takım alet edevat, teknoloji onlarsız yapamıyoruz. Bu çok sağlık sebebiyle olabilir. Kalbe takılan pil olabilir. İşte bacağa takılan protez olabilir. Kulaklık vesaire bir sürü şey olabilir. Bir de telefonlar tabii. Bütün bu yani yeni işte akıllı telefonlar bedenlerimiz uzantısı olan bir takım teknolojilerle cyborg lafı kullanılıyor mesela. Evet. Ama şimdi böyle baktığınız zaman bu bir yandan da herkesin yaptığı bir şey değil. O yüzden mesela işte bir hadi madem sosyolog olarak buradayım biraz sosyolojik bir referans da vereyim. İşte Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'ya göre kuşak diye bir şey yoktur. Yani sınıflar vardır. Sosyolojide kuşak diye bir tanım. Hayır, böyle bir şey var tabii ama yani ona göre yoktur. Ben daha o kadar kategorik veya radikal bir şey hayır demiyorum ama kuşakların hepsinin toptan ortak bir özelliğe sahip olduğunu iddia etmekten ziyade bu yaş grubu içinde şu özelliklere sahip olan insanlar, bu özelliklere sahip olan insanlardan bahsedebiliriz. Yani işte şöyle bir örnek vereyim. 20 yaşında evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş olan bir insan ile genç, 25 yaşında, ondan da yaşı daha büyük, üniversite öğrenci olan birisi arasındaki karşılaştırma yaptığın zaman bu iki insan arasında dağlar kadar fark var. 20 yaşındaki insan oturmuş, orta halli bir aile babası olan bir insan. Aile sorumlulukları, işte eve ne gidecek, ne gidecek, işte maaş ne kadar kazanacak, ekmek girecek, bir köfte mi Kuşak yenecek? atlamış mı olur hocam? Tabii bir şekilde başka bir zamana geçmiş. Çok güzel bir örnek. Öteki 25 yaşındaki insan genç. Yani ötekisi de hayatının bağrında olması gereken 25 yaşının daha bağrında gözüküyor bize. İşte o eğleniyor, sinemaya gidiyor, işte arkadaşlarıyla buluşuyor. Sorumluluğu yok. İşte ailenin parasıyla geçiniyor. En fazla belki burs alıyor bir yerlerden falan ama çok fazla fark var. Dolayısıyla bu Y kuşağı dediğim zaman işte bu 20 yaşında evlenmiş olan insan değil de yani dolayısıyla sadece doğum tarihi meselesi değil bu. Bu doğum tarihi grubu içinde şu özelliklere sahip olanlar. Daha kentli, işte daha teknolojiye daha yakın gibi insanları kastediyoruz. Yani işte kabaca bu 80'lerden sonra doğmuş olan kuşaklara işte Y, ondan biraz öncesinde X, kabaca işte bu 60'lı yıllarda doğmuş olanlara X kuşağı falan deniyor mesela işte. Veya işte şu anda daha çocuk olan 10 yaş gibi gruplarda işte Z kuşağı denecek onlara. Ama daha böyle bir Evet. şey yok bile zaten. Yani o yüzden işte alfabenin son harfi gibi bir takım şeyler söylüyor. O da bence çok anlam değil. Sonrası ne olacak yani? Yani çok Başa mı anlam değil. döneceğiz? Yani tekrar A'dan başlanacak. Onun için ben bu X, Y, Z lafına çok fazla önem vermiyorum. Sadece tabii bir şeyleri açıkladığında fark ediyorum.